Efendim, herkese iyi pazarlar. TV8 ekranları başına hoş geldiniz. Hoş geldiniz sevgili izleyenler. Bu sabah programımıza güzelliğe dair, estetiğe dair, tekniklere, tedavilere dair dop dolu bir program hazırladık. Çok yaşa ekranlarına hoş geldiniz tekrardan. Hazırsak başlayalım. 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 Sevgili izleyenlerimiz iyi pazarlar. Şimdi konuğumuz medikal estetik hekimi uzman doktor Şafak Göktaş. Efendim hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız? Yeşil çok yakıştı. Çok teşekkür ederim. Yeşil görünüyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum. Gözünüzü almadan edemeyeceğim. Biz çok programı ceketle açtık. Evet. Ben her zamanki gibi forma giyiyorum. Çok güzel hocam, siz de çok iyisiniz. Evde bunun pijama modeli de var. Sevgili eşim bunu bana çizgili. Çizgi onu giyiyorum. Çok güzel. Evet, hoş geldiniz. Bugün size çok özel ve izleyicilerimizden gelen soruların tamamını derlediğim özel bir soru yağmuruna tutmak istiyorum. Çünkü tabii, bu kadar çok bize iletilen sorular var ki estetiğe dair, ameliyatsız estetik dünyasına dair ve bu tedavilerle birkaç küçük dokunuşla yüzde birçok noktayı değiştirilen tekniklerin hepsinden azar azar sorular sormak istiyorum. Tabii. Evet, şimdi ekranlar başındaki izleyenlerimizin en çok taleplerinden birisi çene dolgusu. Namı değer jawline dolgusu. Tabii. Jawline diye bildiğimiz çenenin gençleştirilmesi, düzeltilmesi noktasında neler yapıyorsunuz? Şimdi hakikaten bize de öyle. Son dönemlerde çok fazla geliyor bu soru. Biraz hani medyanın önünde görülen kişiler de yaptırdığı için herhalde diye düşünüyoruz. Ve yüzde hakikaten böyle sivri ve ince bir yüz hattı oluşturuyor. Jawline dediğimiz aslında çene konturu demek. Evet. Burada bir kemik var. Bu kemiğin üzerine biz dolgu yaparak, birden çok dolgu yaparak çene hattının belirginleşmesini sağlıyoruz. Ünlü Amerikalı oyuncu Angelina Jolie'nin ünlenmiş çene yapısını bir nevi kesinlikle yansıtıyoruz. Benzerini yapıyoruz. Yani özellikle bu gıdıyla yüz hattı birleşmeye yakın olan kişilerde çene konturunu belirginleştirerek biraz daha böyle yüz hatlarının keskin ve sivri gözükmesini sağlıyoruz. Ben bir şeye dikkat ettim. Artık yuvarlak bir ifade yoksa da bile daha keskin hatta sahip olmak isteyen kadınlar buna başvurmaya başladılar. Kesinlikle. Erkekler yaptırıyor mu? Yaptırıyor. Yaptığımız, jawline yaptığımız erkek hastalarımız sanırım da var. Sanırım çekici bir ifadeye bürünüyoruz. Tabii daha keskin ve işte aslında o general çenesi derler. Böyle geniş çeneli kişiler, erkeklere özellikle daha maskülen, öyle yapıyoruz. Kadınları daha feminen gösteren bir işlem. Gerekli mi peki hocam? Yani bu işlem... Ya tercih sebebi aslında. Biraz daha böyle yüzünün sivri ve uzun gözükmesini isteyen hastalara Hollywood yüzü denilen bir işlem, evet, aslında. Hollywood bu yüzünü, tek bütün başına jawline değil de onunla beraber işte masetere, yani yüzü incelten botoks yapıyoruz. Birazcık elmacıkları yukarı doğru çekip belirgin hale getiriyoruz. Ama bunların hepsi belli sınırlar çerçevesinde. Yani böyle abartı yapıp herkesi tek tornadan çıkarmaya gerek yok. Peki hocam. Önemli olan doğal olmak. Peki, izleyicilerimizden gelen bir soru daha. Tabii. Jawline'ı yaptığımız zaman, çenede bir kontur düzeltmesi yaptığımız zaman bu gıdıyı etkiliyor mu, etkilemiyor mu? Çok güzel soru. Evet, bu soruyu bize de soruyorlar. Zaten jawline yaptığımızda ben genelde şunu tercih ediyorum. Çene ucuna da dolgu yapmayı tercih ediyorum. Çene ucuna dolgu yaptığımızda zaten fizik kanunları gereği gıdı ileri doğru çekmiş oluyor. Böylelikle gıdı biraz daha esnekliğini kazanmış oluyor. Daha ileri doğru gitmiş oluyor. Eriyor mu peki bu işlem buraya yapılan? Aynı zamanda gıdıya lipoliz de yapıyoruz. Yani yağ parçalama işlemi yapıyoruz. Böylelikle gıdının daha içeri doğru oradaki yağ parçalama olduğu bir için sayıflamayı sağlıyoruz. Evet, evet, bir taş şimdi, iki kuş. Sayın hocam, başka bir yerden soru geliyor. Tabii. Botulinum toksini, namı diğer botoks. Bu ilacı kullanırken sadece estetik amaçlı mı kullanıyorsunuz? Başka kullanım var mı? Evet, şimdi botoksu biz biliyorsunuz alın, kaz ayakları ve kaş arasında zaten kırışıklıkları açmak için kullanıyoruz. Ama bunun dışında özellikle migren tedavisinde FDA, Amerika'daki FDA kurumu, onların Sağlık Bakanlığı gibi bir kurum diyelim. Kronik migreni olan hastalarda eğer migren probleminiz varsa ve ilaca karşı da yanıt alamıyorsunuz, gidin o zaman botoks yaptırın ki migren ağrılarınız 6 ay boyunca geciktirmiş, baskılamış olursunuz. Çene ağrıları, gece çenesini sıkan kişiler de yaptırıyorlar sanırım, yanlış duymadıysam etraftan. Çok doğru. O da bir başka boyutu. Onu da maseter botoks diyoruz. Yani çiğneme diş kasına, evet, diş sıkma, diş gıcırdatma tedavisinde de kullanıyoruz. Hem masetere, yani çiğneme kasına, hem de temporal dediğimiz, yani kafa içindeki kaslara yaparak kas gevşemesine sebep olabiliyoruz. Bir şey belli olmuyor değil mi yaptırdığımda işlemi? Yan etkisi, avantajı bizim için yüzünüz incelmiş oluyor. Şimdi buradaki, avantajı da var. Tabii, buradaki kasların içeri doğru birazcık
içe doğru çöktüğünü düşünün. Yüzünüz daha ince gözükmüş oluyor aslında bir tür. Üçgenleşiyor, yüz üçgenleşiyor. Evet, amaç o zaten çenenin sivri olduğu bir üçgen yapmak. Botulinumtoksinin bir kullanım alanı daha var. O da aşırı terleme tedavisinde. Koltuk altı, el ve ayak aşırı terlemesinde kullanıyoruz. Oldukça da etkili sonuçlar alıyoruz. El dediğinizde hocam içerisine mi uyguluyorsunuz? El içine ya iğneyle uygulayabiliyoruz. Eğer çok ağrılı olursa botoksun içeri doğru süzülmesini sağlayan bazı cihazlar var. Onlardan da yardım alabiliyoruz. Süper. Evet, yani genç bir hanımın sürekli avucunun içini terlediğini düşünsenize. Evet. Bir iş görüşmesi için veya bir sosyal ortamda el sıkmak için elini uzattığı zamanki yaşadığı sancıyı düşünsenize. Gerçekten. Sosyal fobi oluyor artık belli bir noktadan sonra. Peki, gözaltı bölgesi en çok gelen sorulardan bir tanesi. Gözaltı bölgesinde rengi gidermek için mezoterapi mi çok uygulanıyor? O mu tercih ediliyor yoksa gözaltı bölgesinde dolgu mu daha çok tercih ediliyor? Aslında ikiye ayırmak lazım. Eğer göz altında çökme varsa, çöküklük varsa o zaman gözaltı ışık dolgusu kullanmayı tercih ediyoruz biz. Bu hastalara birazcık ürkütücü gelebiliyor aslında gözaltı deyince ama bizim doktorların, Özgür Bey de bilir, en güvenli işlemlerinden bir tanesidir. Çünkü biz bunu iğneyle yapmıyoruz. Kanül denilen, yani iğnenin ucu sivri olduğunu düşünün. Kanül de sivri değildir, küttür ucu ve siz elmacık kemiğinden girdiğinizde burada hiçbir damara, yapıya zarar verme ihtimaliniz yoktur. O yüzden tamamen güvenli bir işlem. Gözaltı ışık dolgusunda buraya hyaluronik asit yani dolgu vererek elimizde yayıyoruz ve o çöküklüğü yok etmiş çok oluyoruz. Çok güzel gerçekten. Ama eğer morarma ön plandaysa gözaltı ışık dolgusunun üstüne bir de aktivasyon için yani oradaki renk açmak için mezoterapi yani vitamin, mineral kompleksleri yapabiliyoruz. Şeye geçtik değil mi şimdi? Bu başka bir şeydi. Kanüllerle girdik. O gözaltı ışık dolgusuydu. Bu dolgusuydu. Bir de üzerine başka şeyler mezoterapi yaptık. Mezoterapi gerekirse renk açmak için uygulanabiliyor. Peki renk açma dediğiniz bu cildimizde lekeler oluşuyor. Özellikle kadınlarda biz yaz aylarında bıyıklarımızda şu dudak üstümüzde çok lekeler oluşur. Epilasyon sonrasında dikkat etmek lazım o yüzden. Evet yine buralarımızda çok lekeler oluyor. Çünkü biz makyaj yapan kadınlar, varlıklar ister istemez o da biraz zarar veriyor. Leke tedavisinde ne uyguluyorsunuz? Leke tedavisi özellikle işte yaz çıkışında tam bu zamanlarda güneş altında çok fazla kaldıysanız, sigara içiyorsanız, az su tüketiyorsanız direkt leke için adaysınız aslında. Biz onlara leke mezoterapisi yapıyoruz. Mezoterapi ince, basit böyle mezoterapi iğneleriyle, acı vermeyen iğnelerle. Kaç tane diyebiliriz? Şimdi sayı vermeyelim ama. Sayı korkutmayalım ama hissedilmeyen miktarlarda ağrılar. Zaten öncesinde uyuşturuyoruz. Uyuşturduğumuz için hastamız çok hissetmiyor. Lekenin direkt altına girerek orada melanin pigmenti vardır. Bu lekeye sebep olan pigmentin baskılanması aslında leke mezoterapisi. Süper. Üzerine de güneş kremini sürüyor. Tabii. Suyunu içiyor. Kesinlikle. Tek seans değil bunları seri halinde 3, 4, 5 seans yapmayı tercih ediyoruz. Benim anladığım kadarıyla şu şekilde düzenli olarak bir kişi 3 ayda bir, 6 ayda bir ne gerekiyorsa yaptırmalı. Kuaföre gitmek gibi. Yani aslında evet kendinize saygı ve bakımla alakalı bir şey bu. Ama leke mezoterapisinin özellikle yaz çıkışında yani Ekim ayından sonra, Kasım ayından sonra güneş yokken yapmayı tercih ediyoruz. Ben kombine ediyorum bazen. Bazen de cihaz, plazma cihazıyla da eğer leke çok yüzeyse plazma cihazıyla da çok basit bir işlemde 2 dakikada o lekeden kurtulabiliyorsunuz. Ben başka bir konuya geçeceğim ama şimdi gebelikte ister istemez saçlarım çok döküldü. Evet. Sağlıklı besleniyor olmama rağmen bir sıkıntı var. Saçlarımı kestirmek zorunda kaldım. Şu an memnunum ama hani uzun halini daha çok seviyordum. Bu saç dökülmesinin önüne geçmek için de yine kafa derisine uygulanan bir işlem var mı? Var. Saç dökülmesi için PRP. Önce bir PRP'yi açıklayalım istiyorsanız kısaca. PRP şudur. Yani trombositten zengin plazma. Yani hastanın kanı alınıyor. Alındıktan sonra yüksek devirde bir cihazda döndürülüyor. Altta kalan kırmızı kan hücreleri atılıyor. Üstte kalan trombosit dediğimiz o besleyici kısmı biz çekiyoruz. Bunu istediğimiz bölgelere veriyoruz. Saç olabilir, saç çıkartmak için. Yüz olabilir, yüzdeki kırışıklıkları açmak için. Veya eklem arası olabilir, oradaki hasarı gidermek için PRP'yi kullanabiliyoruz. Saçta da PRP ve mezoterapi kombinasyonu yapıyoruz. Genelde bir mezoterapi seans, dediniz değil mezoterapi, mi? Yani B vitamini ağırlıklı saç çıkarmaya yardımcı olacak bazı
ajanlar veriyoruz bazen saça. Bu eklem ağrılarımız falan oluyor. Mezoterapinin o alanlarda da kullanıldığını duymuştum. Doğru mudur? O da ağrı mezoterapisi denilen bir şey. Onda da kas gevşetici, ağrı kesici ve C vitaminini cilt altına az dozlarla veriyoruz. Kontrollü salınım yapması sağlanıyor ve ağrılardan kurtuluyorsunuz mezoterapiyle. Peki göz kapağı düşüklüklerinde ne yapıyorsunuz? Konu geldi göz çevresine. Evet, aslında şöyle denir. En basit işlemle başlayın her zaman. Tıpta böyle bir yaklaşım vardır. En basit işlem ne göz çevresi için? Botoks. Kaz ayaklarına botoks yaparken birazcık da kaş ucuna yaptığımızda ama asla abartı olmayacak şekilde kaş ucunu hafif yukarı doğru kaldırıyoruz. Bu yukarı doğru kalktığında... Asmaya gerek kalmaz o zaman. Gerek kalmıyor çoğu zaman. Ama tabii göz kapağı düşüklüğünde seviyesi var. Seviyelerine tabii, göre karar veriyoruz. Evet, ilerlemişse de... İlerlememişse daha çekici bir ifadeye bürünmek istiyorum. Botoks yeterli oluyor. Kaş ucuna yaptığımız botoks hafif yukarı doğru kaldırıyor. Ve çoğu hastada bu şekilde kurtarabiliyoruz. Ama olmadı diyelim, ikinci tercih. Ben plazma cihazı kullanıyorum. Nedir bu? Havadaki oksijeni kullanarak burada bir kontraksiyon sağlıyor. Yani oraya ısı vererek, lifting yaparak göz kapağını yukarı doğru kaldırıyor. Çok da başarılı sonuçlar elde ediyoruz. Evet. Genel medikal estetikte, ameliyatsız estetik dünyasından şöyle genel bir panoram olarak yaklaştık. Hocamız o kadar güzel anlattı ki bir an önce... Hepsini yaptırasın geldi. Yani çıkıp koşarak bütün işlemleri aynı anda yaptırmak istiyorum. Ama doğru hekim, doğru teknik, doğru tabii, merkez tabii ve doğru ki, mantıkla yapıldığı zaman bu işlemlerin hepsinin yüz güldürücü olduğunu izleyicilerimize de aktarmış olalım. Hocam çok keyifliydi. Ayağınıza sağlık. Ben teşekkür ederim. Bizi kırmadınız, konuğumuz oldunuz. Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Sıradaki konuğumuz dermatoloji uzmanı Doktor Ezgi Bayraktar efendim. İzliyoruz.